Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Hacı Sabahattin Çavga. Şu an hala pandemi sürecindeyiz ve herkes evde masa başında ders çalışmakta. Bu yüzden bazen boynumuz, sırtımız, belimiz veya kalçamızda herhangi bir yerimizde ağrı hissedebiliriz. Ve bu ağrıların önüne geçmek için sizlere birazdan egzersizler göstereceğim. Bu hareketleri gün içinde yaptığınız takdirde boyun ağrılarınız, bel ağrınız ve en çok kalça ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Eğer siz de hazırsanız ben şimdi matımı alıp geliyorum ve egzersizlere başlıyoruz. İlk olarak boynumuzu esnetmekle başlayabiliriz. Kulağımızı omzumuza kadar yatırıyoruz. Son noktada biraz bekle ve hemen bırakıyorsun. Ters yönde diğer hareketi yapıyorsun. Çok yavaş, burada boynunuzu hızlı bir şekilde çekmeyin, sakatlayabilirsiniz. Son noktada yavaş bir şekilde bırakıyorsun. Şimdi çenemizin altından yukarı doğru kaldırıyoruz başımızı. Son noktada geriye getir. Şimdi tam tersi, yukarıdan tutup başını aşağı indiriyorsun. Son noktaya gelince bekle ve geriye doğru bırak. Şimdi öne doğru alıyoruz başımızı. Aşağıya doğru. Son noktada bekle. Geriye doğru bırakıyorsun. Şimdi kollara geçebiliriz. Kolumuzu düz tuttuk. Çevirdik. Dirsek kısmından kendimize doğru çekiyoruz. Burada 3 saniyeye kadar bekleyebilirsin. Omzunun iyice esnediğini hisset. Tekrar bıraktın. Aynı şekilde diğer kolun. Dirsek kısmından çek kendine. Omzunun esnediğini hisset, bırakabilirsin. Şimdi kolumuzu yukarı kaldırdık. Dirsek kısmından elinle tutuyorsun ve arkaya doğru indiriyorsun yavaşça. 3 saniye yeterli olur. Bırakabilirsin. Hemen diğer kola geçiyoruz. Kaldırdık, arkaya doğru indiriyorsun. Bu sayede bütün kolunun her yeri açılıyor, esniyor. Tekrar bırakabilirsin. Şimdi biraz vücudumuzun yanlarını esnetmemiz gerekiyor. Hemen bir ayağını çapraza aldın. Ters kolunla uza. Hem kalçamızı hem vücudumuzun yanlarını esnetiyoruz. Hemen ters yönde yapıyorsun aynı hareketi. Uza. Çok güzel, bırakabilirsin. Şimdi ayaklarımızı yine çapraza aldık. Birazcık aşağıya doğru uzuyoruz. Kalçamız esnesin. Hem de bacaklarımızın arkasını esnetiyoruz. Çok güzel. Hemen diğer tarafa yapabilirsin. Aşağıya doğru uzan. Bırakabilirsin. Bunları yapmamızdaki amaç oturup pozisyonda hem kalçamız, hem bacaklarımız, hem sırtımız, yani boynumuza kadar olan bütün kas grupları kısalıyor uzun süreli oturmalarda. Bu şekilde bütün kas gruplarını tekrar eski haline getirebilirsin. Hatta eğer kaslarında bir zayıflık hissediyorsan şimdi yapacağımız egzersizlerle de bu kaslarını güçlendirebilirsin. Hemen elini alnına dayıyorsun. Elimizi alnımıza dayadık. Elimizi duvar olarak görüyorsun ve başınla elini ileri doğru ittirmeye çalış. Bir 5-6 saniye burada bekledikten sonra bırakabilirsin. Evet, aynı şekilde elini arkaya koyuyorsun ve bu sefer başını geriye doğru itmeye çalışıyorsun ama ellerin duvar gibi duracak orada. Geriye doğru itiyorsun. Yeterli. Şimdi aynı şekilde bir yan tarafa koy, yana doğru it. Bir tarafın boynunun serbestken bir tarafı çok gergin olacak. Aynı şekilde diğer tarafa doğru. Güzel. Çok fazla masa başında durduğumuz takdirde ve herhangi bir yazı işleriyle uğraşıyorsak omuzlarımız öne düşer. O yüzden biraz omuzlarımızı sıkılaştırmamız gerekiyor. Ellerini omzuna koy. Birazcık ters çevir. Bir 5-10 saniye çevirdikten sonra hemen öne doğru çevirebilirsin. Buradaki kaslarını aktifleştirmen gerekiyor. Çok güzel. Birazcık belinle oynayabilirsin. Sağa sola.
onu tekrar yapıp dinlenebilirsin. Biraz öne geri onu tekrar. Şimdi son olarak sırtımız kaldı. Sırtımızı da güçlendirilmiş takdirde tekrardan çalışmaya dönebiliriz. Hemen gösteriyorum. Kollarımızı ileride tutuyoruz. Sanki ellerimize çok ağır bir cisim çekiyormuşuz gibi tutun cismi, görünmeyen cismi. Kollarınızı sıkarak ve sırtınızı kasarak geriye doğru çekiyorsunuz. Sonuna kadar çekin, sonra yavaş yavaş bırakıyoruz. Şimdi bunu 10 tekrar yapıyoruz. 2. Son noktaya kadar çektikten sonra yavaş bir şekilde bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, eğer 1 saat, 45 dakika, 1 saat aralığında bir ders çalıştıysanız hemen ayağa kalkıp bu gösterdiğim hareketleri uygulayabilirsiniz. Bu sayede vücudunuz çok rahatlayacak, kaslarınız güçlenecek, hem de derse daha iyi odaklanmanızı sağlayabilecek. Sonrasında yine 1 saate kadar ders çalışıp tekrardan bu hareketleri gün içinde 3-4 kez yapabilirsiniz. Bu videodaki egzersizlerimiz şimdilik bu kadardı. Daha sonraki videolarda sizlerle birlikte daha farklı egzersizler yapacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.